vatandaşın parasıyla, halkın parasıyla kumar oynayanlar kaybettiklerinde sorumluluğu üstlenir. Vatandaş iflas etmez. Memleketler iflas etmez. Hükümetler iflas eder. Sorumluluğu alırlar. Demokrasi bu yüzden iyidir. Aksi takdirde o yarattıkları batığı herkese paylaştırırlar çünkü. Hatta herkese paylaştırmazlar. Sadece size paylaştırırlar. Kendileri hiç bakmaz bile. Demokrasi olmazsa öyle olur işte. Ve netice itibariyle de patron sizsiniz. Bunu biliyorsunuz. Karar sizin. Şimdi geçelim sağlığımızla ilgili gelişmelere. Aşı meselesi önemli bir mesele. Bu salgın artık aşısıza salgın. Geçmiş olsun. Siz oradan hastaneden içinden nasıl görüyorsunuz durumu? Hani benim bulunduğum yerden bakacaksak Türkiye'de bir kriz, sağlık krizi var. Şu anda ülkemiz bir sağlık savaşının içerisinde. Ve her gün 200 insanımızı bu savaş nedeniyle yitiriyoruz. Ama kimsenin umurunda değil. Yani böyle bir duyarsızlaşma var Türkiye'de. Koronavirüsle savaşta 195 hasta daha yenik düştü. Günlük vaka sayısı hala 20 binin üstünde. Bu tabloya ve tüm uyarılara rağmen hala aşılama oranı ise çok düşük. O konuda en şanslı ülkelerden bir tanesiyiz. Yani tek telefon kadar uzak size aşı. Hastaneler, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler. Her tarafta aşı yaptırabiliyorsunuz ama günlük aşı yapılma sayısına bakıyorsunuz, çok komik. Böyle beklemiyordum işin gerçeği. Aşılanmada halen kararsız olanları hatırlatmak istiyoruz. İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler aşı tedarik edemeyen ülkelerdir. Sağlık Bakanı'nın romantik tweetleri dışında, hani çok da hoşuma gidiyor okurken onları ama hani başka bir şey yok ki şu anda. Aşı var ama yaptıran az. Aşıya teşvik için herhangi bir tedbir de uygulanmıyor. Toplumsal bağışıklık için tüm nüfusun %80'inin tam doz aşılanması gerekiyor. Yani 65 milyon kişinin 3. doza ulaşması şart ama henüz çift dozda bile 50 milyon sınırı yeni aşıldı. 3. dozsa 12 milyon kişiden az. Avrupa şu anda zorunlu aşıyı tartışmaya başladı. Avusturya bunun ilk adımını attı. Yani aşı zorunludur dedi. Bizim bir an önce bu işi bir ciddiye alıp Sağlık Bakanlığı'nın tweetleri dışında başka şeyler de yapmamız gerekiyor. Diğer ülkeler bir bir tedbirler açıklıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a göre Türkiye geç kalıyor. Çünkü kış aylarında salgının daha da alevleneceği tahmin ediliyor. Neredeyse COVID önlemleriyle ilgili hiçbir şey uygulanmıyor. Okullarda öyle, lokantalarda, restoranlarda öyle, toplu taşımalarda öyle. Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da da hastalığın tekrar artış eğilimine girdiği bu dönemde kış mevsimiyle beraber önümüzdeki ayların zor geçeceğini söyleyebilirim. Üstelik uzmanlara göre vaka sayıları kayıtlara geçenden de fazla. O yüzden 2 hatta 3 kat daha dikkatli olunması gerekiyor. Bir kişi pozitif çıkıyor aileden. Ondan sonra onlara deniyor ki ya siz de zaten temaslısınız, izole olun. Onlara test yapılmıyor. Böyle olunca da o 4 kişilik aileden bir kişi pozitif. Diğerleri de pozitif büyük olasılıkla, test yapmazsanız onlara pozitif olarak istatistiklere geçmemiş oluyor. Doğal olarak ben bu sayının hani 20 binler civarında olalım, belki 2-2,5'la veya 3'le çarpılması gerektiğini düşünüyorum. Yine aynı bahislere geldik. Buyurun. Yeterince test yapılmıyor. Yeterince bilgi ve veriye ulaşılamıyor. Dolayısıyla öyle yansıtılmıyor ve dolayısıyla ona göre tedbirler alınmıyor.